Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Candaş Göcen. Yine bir TYT videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği aslına bakarsanız özel tarihler. 15-20 dakika bu, 5 dakika falan da sonunda dünya haritası üzerinden Boğaz Kanal işleyeceğim. Mantık bu şekilde gidecek. Şimdi özel tarihler dediğimiz aslında mevsimlerin giriş çıkış tarihleri. Yazıyor zaten tarihleri görüyorsunuz. Özel tarihlerin oluşum nedeni sorulursa sebebi eksen eğikliği. Eğer dünyanın ekseni sağa doğru 23 derece 27 dakika eğik olmasaydı biz mevsimleri bilemeyeceğimiz için mevsimlerin giriş çıkış tarihi olan özel tarihleri de işlemezdik. Demek ki özel tarihlerin oluşum nedeni eksen eğikliği. Şimdi sıfırdan başlayacağız. Yani yıla ilk girdikten sonra karşımıza çıkan özel tarihten. Yıla girdik. İlk karşımıza çıkan özel tarihimiz bizim 21 Mart. 21 Mart ekinokstur. Ekinoks coğrafyada yani Latince'de gece gündüz eşitliği anlamına gelir. Bu tarihte öğle vakti ekvatora güneş ışınları dik düşer. Yani ekvator çizgisi üzerinde saat 12'de bir anlığına da olsa cismin gölgesi oluşmaz. Bu tarih dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği anlamına gelir. Önemli bir nokta, ekvatorda yıl boyunca gece gündüz eşittir. Ama bu tarihte ve birazdan işleyeceğimiz 23 Eylül'de dünyanın her yerinde gece gündüz birbirine eşit. O yüzden 21 Mart ekinoksu ya da 23 Eylül ekinoksu deriz. Demek ki 21 Mart'ta öğlen güneş ekvatora dik açıyla düştüğü için gölge bir anlığına oluşmaz. Bu tarih aynı zamanda bahar başlangıcıdır. Kuzey yarımküreye doğru gittiğimizde ilkbaharın başladığını, güneye gittiğimizde sonbaharın başladığını görürüz. Ve aynı anda gece ile gündüzü ayıran sınıra biz coğrafyada aydınlanma çizgisi deriz. Aydınlanma çemberi de denir. Bu çizgi tam kutup noktalarından teğet geçer. Ve güneş bu tarihte tam doğudan doğar, tam batıdan batar. Diğer günlerde böyle bir şey yok. Eksen eğikliğinden dolayı güneşin doğuş batış saat ve yeri değişir sürekli. Daha önceki videolarda takvim yaprağı örneği vermiştim. Oradan aklınıza gelsin. Demek ki bu tarih 21 Mart ekinoks gece gündüz eşitliği. Öğlen ekvatora dik düşer. Aynı zamanda bahar başlangıcıdır. Kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Tam noktadan teğet geçiyor. 21 Mart'tan sonra 22 Mart'tan itibaren ne oluyor derseniz artık burada gece gündüz eşitse. Karşıma gelecek diğer özel tarih 21 Haziran ya. Kuzey yarımkürede gündüzler her gün uzuyor 1-2 dakika. 22 Mart'tan itibaren. Gündüzleri geceleri geçti artık. Uzuyor gündüzler. Tabi gecelerden çalıyor, gecelerde kısalıyor. Yeni özel tarihimiz 21 Haziran, yani solstitine geliyoruz. Solstiti gün dönümü demektir. Bu gün dönümünün yaşandığı gün, Türkiye'yi yine şuraya koydum. Kuzey yarımküredeki yengeç dönencesinin üzerine öğle vakti güneş 90 derecelik açıyla ışınını gönderir. Ve bu çizginin üzerinde yaşayan bir cisim ya da bulunan bir cisim diyeyim, gölgesi 12'de bir anlığına da olsa sıfır olur. Kuzey yarımkürede yaz başlar, en uzun gündüzü yaşarım. Güney yarımkürede de kış başlar, en uzun geceyi yaşarım. Bu tarihte aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden teğet geçer. Bakın, burada kutup noktalarından teğet geçiyordu, burada kutup daireleri. ÖSYM bu farkı çok sorar. Kutup dairesinin teğet geçince, kuzey kutup dairesi komple aydınlıktır ve o gün güneş hiç batmaz. Yani 24 saat gündüz yaşarız. Burası aydınlıksa, burası tam tersini yaşadığı için karanlık. Eğer güneydeki kutup dairesine giderseniz, atıyorum Antarktika'ya gittiniz, orada 24 saat boyunca gece yaşarsınız. Demek ki 21 Haziran solstiti, yengeç dönüncesine öğlen güneşler dik düşüyor. Türkiye'nin olduğu yarımküre yaz yaşıyor. Diğer taraf kış yaşıyor. En uzun gündüzümü yaşıyorum, en kısa gecemi yaşıyorum. Benim bulunduğum yerdeki kutup dairesi 24 saat gündüz yaşıyor. Yoluma devam ettim. 21 Haziran en uzunsa gündüz anlamında, kuzey yarımküre için söyleyeyim. 22 Haziran'da gündüzler artık 1-2 dakika kısalmaya başlar. Zaten yaza girdim. Yazın arkasından neresi gelecek? Sonbahar. Dünyanın ikinci ekinoksu 6 ay arayla yaklaşık 23 Eylül ekinoksu. Yani yine gece gündüz eşit. Bu tarihte yine öğlen ekvatora güneşinler dik düşer ve cismin öğlen gölgesi 12'de bir anlığına da olsa oluşmaz. Güneş tam doğudan doğar, tam batıdan batar. Aydınlanma çemberi yine kutup noktalarından geçer. Ve Türkiye'nin olduğu yarımküre burası, bakın buraya koyacağız. Bu tarih yine bahar başlangıcıdır. Bu sefer kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ilkbahar başlar. 24 Eylül'den itibaren ne oluyor? Burada gece gündüz eşitse artık kuzey yarımküre için söylüyorum.
Gecelerim gündüzlerimden daha uzun olur. Çünkü Eylül'den sonra aralığa gidiyorum ve kışa. Doğal olarak gecelerim uzayacak. Devam ettim ettim. Son özel tarihim 21 Aralık solstisi. Yani gün dönümü. Bugün yine Türkiye'yi buraya çizdim. Bu sefer güneydeki dönenceyi, Oğlak dönencesine öğlen güneş ışınlar 90 dereceyle düşer ve saat 12'de bir anlığına da olsa cismin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma çemberi yine çapraz yani kutup dairelerinden geçer. Kuzey kutbunu karanlığa bulaştırdık ya da karanlığa gömdük diyelim. Güneydeki kutbu ise aydınlığa çıkardık. Kuzey yarımküre kutbu 24 saat gece, güney yarımküredeki kutup 24 saat gündüz yaşar. Bunlar 4 özel tarih. Burada bir iki noktanın altını çizeceğim. Bilerek söylüyorum, üstünde duruyorum. Aydınlanma çizgisi ve çemberi kavramı. İki ismi var, ÖSYM ikisini de kullanıyor. Aynı anda gece ile gündüzü ayıran sınır. 21 Mart ve 23 Eylül'de ikisinde ekinokslarda kutup noktalarından geçer. Yani tam kutuptan tam kutba kadar aydınlık karanlık ayrılır. Ama 21 Aralık'la 21 Haziran'da kutup dairelerinden teğet geçer. Yani bir daireyi aydınlıkta, diğer daireyi karanlıkta bırakır. Bu mevzu çok karışık gibi görünebilir ama aslına bakarsanız birini öğrenirseniz diğerleri onunla çok yakından ilişkilidir. Ben öyle öğrenmiştim lise yıllarında. O kadar mantıklıdır. Hatta şöyle bir örnek vereyim, oradan daha iyi aklınızda oturabilir. Şimdi bu tarihler içerisinde bu videoyu çektiğim gün 26 Ekim. 26 Ekim günü dünyanın pozisyonunu buraya koyarsak ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi eğer 23 Eylül'de gece gündüz eşitliğini yaşadıysam, 21 Aralık'ta da Kuzey Yarımküre için en uzun gece kışın başlangıcıysa, dünya güneşin etrafındaki yolunda aşağı yukarı şuradadır. Yani Eylül'ü geçtik, Ekim'deyiz. Ben şuradayken ve şuradayken durumum ne olur? Zaten böyle şekiller soruluyor. Dünya şu andaki konumdayken ne oluyordur falan diye soruluyor. Eğer şu ön taraftaysam, yani bugünden önceysem muhtemelen gecelerim daha kısa. Bugün gecem uzun, yarın gecem bugünkinden de uzun. Nereye kadar uzayacağım? 21 Aralık'a. Peki ben hep kuzey yarımküre olarak anlatırım. Coğrafya öğretmenleri bunu sever. Ben der, biz der, Türkiye der. Hep kuzeyi anlıyorsunuz. Buradan kuzey ile ilgili ne anlattıysam güney bunun tam tersini yaşıyordu. Bunun sebebi de yine nedir? Eksen eğikliği. Yani eğer burada Türkiye ile ilgili yorum yapabiliyorsanız güney yarımküre ile ilgili de yorum yapabilmeniz lazım. Örneğin Avustralya. Eğer bende bugün gece uzunsa, yarın gece daha uzunsa, güney yarımkürede bugün gündüz uzun, yarın gündüz bugünden daha uzun. Demek istediğim, bu çıkarımı yapabiliyorsanız aslında iş bitmiştir. Şimdi bir de bunun maddeleri var. Maddelerini çok kısa tuttum. Dörder beşer madde yazdım. Bir de o kısımlara bakalım. Evet, gençlik. Şimdi tarihlerde neler oluyor? İlk özel tarihim 21 Mart'ta neydi? Ekinoks. Ekinoks nedir? Gece gündüz eşitliği. Öğlen güneş nereye dik düşüyordu? Gece gündüz eşitse ekvatora dik düşer. Bu tarihte dik düştüğüne göre gölge ne olur ekvatorda? Bir anlığına da olsa öğle vakti cismin gölgesi oluşmaz. Kuzey yarımkürede ilkbahar başlar. Yani bizim yarımküremiz. Yani Mart'ta herhalde yaz kış demezsiniz. İlkbahara başlarız. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçiyor bakın. Tam yukarıdan tam aşağıdan öyle düşünüyoruz. Ve bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler uzar. Yani bu tarihe kadar da uzuyor ya, gece gündüz eşit ya, bundan sonra artık gündüzler gecelerden daha uzun oluyor. O ifade onu gösteriyor. Geldim 21 Haziran'a. Bunları yaşadıktan sonra 21 Haziran kuzey yarımküre için biliyorsunuz aynı zamanda solstisi anlamında yani gün dönümü. Bizde yaz başlar. Bizde yani bizim olduğumuz kuzey yarımkürede yengeç dönencesinde öyle gıda dik olduğu için yani güneşin düşme açısı dik olduğu için gölge bir anlığına hiç oluşmaz saat 12'de. Öğle vakti yengeç dönencesinde gölge oluşmaz yine dik olduğuna göre. KYK'da en uzun gündüz yani kuzey yarımküre doğal olarak Türkiye'nin en uzun gündüzü ne zamanmış? 21 Haziran. Devam ettim. Aydınlanma çemberi bu sefer kutup noktalarından değil dairelerinden geçer. Bir daire komple aydınlık. Neredeki daire aydınlık olacak? Kuzey. Çünkü ben yaz yaşadığıma göre yukarıdaki yarımkürede yani kuzey yarımkürede yaz başladığına göre oranın yarımkürenin içerisinde bulunan kutup dairesi 24 saat gündüz. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanır, zaten bunu da söyledik. Devam ediyoruz. 23 Eylül. İkisini beraber yaptım. Bakın okları çıkardım. Ne anlama geliyor? Ekinoks, gece gündüz eşitliği. Burada da ikisini okları çıkardım. Nedir? Solstisi,
aslında şurada söylediklerim, burada söylediklerim çok çok benzer şeyler. 23 Eylül'de yine ekinoks yaşanır. Yani yine öğlen ekvatora dik düşer güneş ışınları. Onu da yazdık. Öğle vakti ekvatorda gölge oluşmaz. Dik düşüyorsa tam tepeden gölge oluşmaz. Güney yarımkürede ilkbahar başlar bu sefer. Yani aşağıda ilkbahar, yukarıda bizim olduğumuz yarımkürede sonbahar. Aynı anda farklı yarımkürede farklı mevsim, sebebi ekseni ilkliği. Unutmayın. Aydınlanma çizgisi, bakın bazen çember bazen çizgi yazdım. Bilerek yapıyorum. Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından geçer. Yine tam yukarıdan tam aşağıdan. Aynı 21 Mart ekinoksunda olduğu gibi. Devam ediyorum. 21 Aralık solstisine geldim artık. Bu solstisi de gün dönümü. Bu sefer kuzey yarımkürede kış başladığına göre güney yarımkürede ne başlayacak? Kış. Güneş ışınları bu sefer güneydeki dönence, oğlak dönencesine öğlen 90 dereceyle düşer. Otomatikmen öğlen 90'la düşerse ne olur? Gölgesi hiç oluşmaz. Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanıyorsa, Türkiye kuzeyde ise en uzun gece yaşarım. Herhalde kışa girdiğim zaman da gecem uzun olacak. Devam ettim. Aydınlanma çizgisi yine kutup dairelerinden geçer. Kuzeydeki kutup dairesi, bizim kutup dairemiz 24 saat karanlıktır. Çünkü kış yaşıyoruz. Ve güneydeki ise tam tersini yaşayacak. Aşağıdaki yarımkürenin kutup dairesi 24 saat gündüzü yaşayacak bu şekilde. Dediğim gibi bunları çok ezberlemeyin. Bütün maddeleri içinden çıkamazsınız. Yani diyelim coğrafyada TYT, AYT'ye kadar 200-300 tane madde işleyeceğiz. Bunların hangi biriyle ezberle başa çıkabileceksiniz? Mantığını anlamaya çalışın. Bunu anladıysanız hemen hemen aynısı. Sadece yarım kürelere göre farklılık var gençlik. Şimdi bugünkü konumuz bu kadar. Dediğim gibi aydınlanma çizgisi ve çemberi mevzularını kesinlikle kaçırmıyoruz. İkisi de aynı anlama geliyor. Dünya haritası. Dünya haritasında bu sefer de yine bir çalışma yapacağız. Dünya haritasında bugün boğaz ve kanalları göstereceğim. ÖSYM'nin sevdiği arkadaşlardan biridir. Ortalama 2 ya da 3 yıla bir boğaz kanal sorusu geliyor. Zaten öğreneceğiniz topu topu 10 civarı. İşte nerede boğaz, nerede kanal? Onlara bakacağız. Evet. Şöyle. Kilitledik mi? Evet, kilitledik. Şimdi yine dünya dilsiz haritası çalışacağız gençler. Ya dünya dilsiz haritası demek üzerinde birçok bilginin olmadığı, sadece sınırların olduğu, işte bazen paralel meridyen de var. O harita demek. Şimdi bugünkü konumuz boğaz kanallar. Türkiye'yi harita açtığımızda ne yapıyorduk? Yerine koyuyorduk. Aşağı yukarı Türkiye'yi koyacağız ki zamanla bakar bakmaz artık çözümleyeceğiz, aramayacağız. Türkiye burada. Şimdi boğaz kanalları aslına bakarsanız pahalılığa göre başlatsam daha iyi olur, akılda kalır. Şimdi şurada Panama diye bir ülke var gençlik. Bu Panama'nın olduğu yerde bir kanal var. Biz buna Panama kanalı deriz. Ülkeyle aynı isimde Panama. Bunu Amerika 1914'te yaptı. Ve Panama kanalı Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna gemi seyahatlerini 3'te 1'e kadar düşürdü. Yani eğer Panama kanalı olmasaydı Amerikan gemileri bir uçtan diğer uca gitmek için neredeyse koca bir kıtayı dolanmak zorunda kalıyorlardı. 1914'te yapıldı. Dünyanın en pahalı kanalıdır. Bugüne kadar 800 binin üzerinde gemi geçti. Ve bu kanal havuzlu sistemdedir. Çünkü iki okyanus arasında seviye farkı var. Biliyorsunuz buradaki okyanusun adı Atlas, buradaki okyanusun adı Büyük. Yapımında da maddi sıkıntılar, manevi sıkıntılar çok çıktı. 27.500'e yakın insan oradaki hastalıklardan hayatını kaybetti. Panama kanalı dünyanın en teknolojik kanalıymış. Panama diye bir ülkedeymiş. Atlas ve Büyük Okyanus arasındaymış. Ayrıca Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın da Kuzey ve Güney Amerika'nın arasındaymış. Yapan da Amerika Birleşik Devletleri. Günümüzde yine büyütme çalışması yapmak istiyor. Çünkü uçak gemileri sığmıyor oraya. Devam ettim. Yine bir teknolojik kanal. Süveyş kanalı. Yaklaşık 150-160 yıl önce açılmış. Kızıldeniz'le Akdeniz'i birbirine bağlar. Bugünkü Mısır topraklarındadır. Bu kanal çok çok önemlidir. Eskiden Osmanlı döneminde de bizim üzerinde durduğumuz projelerden bir tanesiymiş. 2014'te Mısır hükümeti buna yan bir kanal daha açmaya başladı. Çünkü bu Mısır ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyor. Eğer kanalı büyütür, aynı anda birden fazla geminin geçmesini sağlarsan daha çok para kazanırsın. Ve Mısır hükümeti bunu bitirmek üzere şu anda. Demek ki Süveyş kanalı Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Kim açtı diye sorulmaz ama Fransızlar açmış. Burada da yaklaşık 125 bin kişinin 150-160 yıl önce kanal çalışması sırasında öldüğü düşünülüyor. 11-12 yıl sürmüş bu kanal açma çalışması.
O kadar önemli. Mısır'ın şu an ekonomisinin yaklaşık %20'si bu kanala bağlı. Yeni bir kanal açma projesi hala devam ediyor. Devam ettik. Burası Akdeniz gençlik. Tam parmağımı tuttuğum yer dünyanın en büyük iç denizi. Eğer karaların içindeyse, okyanusa kıyısı yoksa biz buna iç deniz deriz. Bu dünyanın en büyük iç denizi olan Akdeniz'den tabii ki okyanusa açılacaksınız. Bu okyanusa açılmak için de şurayı geçeceksiniz. Buradaki boğazın adı şuraya diyelim ki Mısır'la alakalı gerçi ama Süveyş'in S'sini koyalım. Buraya da Cebeli Tarık diyoruz biz. Cebeli Tarık Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan bir boğazdır. Ve Cebeli Tarık zamanındaki ünlü Müslüman komutanın isminden dolayı böyledir. Orası biraz da dağlık bir arazi Cebeli Tarık. Burası bugün işletiliyor bu boğaz ve o boğazın olduğu yerdeki işletme maliyetleri ya da işletme hakları İngilizlere ait. Unutmuyoruz. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan boğazın adı Cebeli Tarık. Tarık'ın dağları anlamına geliyor. Başka bir mevzu. Burada göremiyorsunuz ama şurada bazı adalar var. Haritanın ölçeğine göre değişir. Bu adaların yanından geçen bir de boğaz var. O da dünyayı dolaşırken öldürülen arkadaşın ismiyle anılır. Duymuşsunuzdur. Magellan. Burası da Magellan Boğazı'dır. Güney Amerika'nın Arjantin'in alt tarafında yani güneyinde bulunan bir boğaz. Magellan Boğazı. Şimdi dünya yuvarlaksa şu haritanın bu kısmıyla bu kısmı birleşik. Ve şu arada bir boğaz görüyorsunuz. Bu 2005'te mi soruldu? O civarlarda soruldu ya 2004 ya 2005. Burası da bir boğazdır. Ve buradaki boğazın adı Bering'tir. Bering. Giresun'un G'siyle bitecek. Bering Boğazı niye soruldu biliyor musunuz? Burası tarih değiştirme çizgisidir. Yani çizginin sağıyla solu arasında bir günlük tarih farkı vardır. İleride tarih değiştirme çizgisi nedir onu anlatacağım. Soru öyle sorulmuştu. Hangi boğaz ya da kanalın iki yakası arasında bir günlük tarih farkı var? Cevap Bering Boğazı. Devam ettim. Şurada Endonezya, Malezya var. Aralarında gemilerin geçtiği bir boğaz var. Oraya da Malakka Boğazı diyoruz. Burada. Şurada Avustralya'nın güneyinde Tazmanya ülkesi var. Bu Tazmanya'nın yanında da Tazmanya Boğazı var. İşinize yarar mı? Bugüne kadar ÖSYM hiç sormadı ama Tazmanya, Z ile değil. Tazmanya Boğazı var. Devam ediyoruz şuraya. Şimdi bu noktayı ÖSYM çok sever. Elimi koyduğum yer Türkiye'nin de bir kısmını içine alır. Buraya Orta Doğu derler. Dünya enerji kaynakları anlamında çok şanslı. Aynı zamanda da sömürgelere uğradıkları için şanssız topraklar. İlk insanların ortaya çıktığı noktalardan da birisidir. Unutmayın. Bu noktada Basra Körfezi var. Şurası. Bu Basra Körfezi petrolün doğalgazın çıktığı körfezlerden birisi. Ve burada İran başta olmak üzere Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İşte Suudi Arabistan ve Irak var. Bunların hepsi petrol doğalgaz zengini biliyorsunuz. Buradan petrolü tankerle satacaklar Amerika'ya ya da Avrupa'ya. Şu an için o kadar uzun bir petrol boru hattı yok. Tankerle satıyorlar petrol tankeri. Buradan çıkacaksınız. Basra Körfezi'nden Umman Denizi'ne ya da burası Hint Okyanusu oraya çıkacaksınız. Orada bir boğaz var adı Hürmüz. Şuraya yazayım da daha açıklamalı olsun. Hürmüz Boğazı. Nereye çıkacaksın? Ya Hint Okyanusu'na ya da Umman Denizi'ne. Demek ki Basra Körfezi'nden Hint Okyanusu'na Hürmüz Boğazı ile çıkacaksınız. Petrol sorularında Hürmüz Boğazı çok önemlidir. Çıktın Akdeniz'den dolanıp İtalya'ya diyelim ki petrol satıyor Irak. Petrol gemisi ne yapacak ya da tanker şuradan gelecek. Kızıldeniz'e girecek ki Cebeli Tarık'tan Akdeniz'e çıksın. Pardon Süveyş'ten Akdeniz'e çıksın. Burada da Babül Mendeb var. Babül Mendeb'in anlamı Mendeb kapısı anlamına geliyor. Buradan Kızıldeniz'e giriyorsunuz bu boğazdan. Devam ediyorsunuz insan eliyle açılmış olan Süveyş kanalından Akdeniz'e ulaşırsınız. Ondan sonra artık Amerika'ya mı açılacaksınız? İngiltere'ye mi gideceksiniz? O size kalmış. Hürmüz ve Babül Mendeb boğazları petrol, doğalgaz, enerji sorularında çok gelir. Gemiler veriyorlar, yönler veriyorlar. İşte şuradan şuraya gidiyorsa sırayla hangi boğaz kanal geçer? Haritadan izlerseniz ya da çalışırsanız sırasını da çalışmış olursunuz. Eğer petrolün satışının başladığı yerden bahsediyorsak genelde Hürmüz'den bahsediliyordur. Çünkü İran'ın ya da Katar'ın ya da Irak'ın petrol sattığı tankerler ilk önce Hürmüz Boğazı'na çıkmak zorundadılar. Açık denize açılacaksın. Yani o başlangıç noktası unutmayın.
Geldik diğerlerine. Şurası zaten daha önce de söylemişimdir. Ümit Burnu, coğrafi keşiflerdeki ismiyle. Yeni modern ismi Kap Burnu'ydu. Cape Town, Güney Afrika'nın başkentlerinden birisi buradaydı. İki başkenti var, daha önce söylemişimdir. Buraya geldik, Avrupa biliyorsunuz. Avrupa'da, şurada İngiltere var. İngiltere'nin de şu arada Fransa ile arasında küçük bir deniz var. Oraya biz Manş Denizi deniriz. 1993'te de alttan demir yoluyla bağlamışlardır bunlar birbirlerini. Manş Tüleni, yani demir yoluyla Fransa'dan binerseniz okyanusun altından devam edip İngiltere'de inersiniz. Bu Manş Tüneli'nin olduğu yer aynı zamanda da Dover Boğazı diye geçer. Unutmayın, şuraya ok çıkarayım. Dover diye yazar. Dover. Dover Boğazı, Fransa ile İngiltere'nin Dover şehri arasında yer alan bir boğazdır burası. Geldik. Şurada Danimarka var. Çok küçüktür, göstermesi bile zordur. Bizim Konya kadar bir ülke. Danimarka'nın içerisinde bir çizgi şeklinde kanal var. Buna Kiel kanal denir. Danimarka'daki kanal Kiel. Yapılan insanların isimleri ve baş harflerle alakalıydı. William falan, öyle hatırlıyorum ben. Bu 1948'de açılmış. Danimarka'nın etrafını dolanmak zorunda kalmayalım diye. Aslında 1. Dünya Savaşı'ndan önce düşünülmüş de o günkü teknolojiyle açamamışlar. Demek ki Kiel kanalı Danimarka'da. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa'nın arasında. Geldik buraya. Şurası Yunanistan gençlik. Bizim solumuz biliyorsunuz, batı tarafımız. Orada da insan eliyle açılmış bir boğaz var. Çünkü gemilerin dolaşması istenilmiyor o boğazı. Oranın adı da Korint. Burası da Korint Boğazı. İnsan eliyle açılmış. Pardon, Korint kanalı insan eliyle açılmış. Türkiye ile ilgili İstanbul'da Çanakkale Boğazları var. Biliyorsunuz 4. jeolojik devirde kendiliğinden oluşmuş. Daha öncesinde İstanbul ve Çanakkale Boğazları boğaz değil, birer akarsu. Zaten buradaki Karadeniz'de önceden bir gölmüş. Unutmayın. İstanbul ve Çanakkale Boğazları dünya deniz ticaretinde çok çok önemlidir. Her ne kadar okyanusla falan ilişkimiz yok gibi görünür ama oradan geçen gemiler hayati önemdedir başka ülkeler için. Örneğin Bulgaristan için. Bakalım gitti. Örneğin Bulgaristan için, Ukrayna için, Gürcistan için hayati öneme sahiptir bu boğaz. Bizim boğazlarımız. Hatta ne demiştim size? Dünyanın en pahalı kanalı Panama kanalı biliyorsunuz. Amerikalıların yaptığı bir kanal. Bu arkadaş çok pahalı olmasına rağmen İstanbul ve Çanakkale boğazlarının yılda sadece 3'te 1'i kadar gemi geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Okyanusları birbirine bağlıyorsunuz. Ama burada Türkiye'nin sahip olduğu İstanbul ve Çanakkale boğazlarının 3'te 1'i kadar gemi geçiyor. Çünkü burada çok önemli ticaret yollarına gebe burası. Yani Gürcistan dışarıya sadece buradan açılabilir. Romanya, Ukrayna, Bulgaristan buradan açılabilirler. Ve bu ülkelerin alım satım yapması gerekiyor. Mesela Ukrayna demirde ünlüdür. Doğal gaz, petrol de vardır da demir daha iyidir mesela. O demiri satacaksa herhalde demiri satmak için gemi kullanacak ve bizim boğazımızdan geçecek. Bu yüzden İstanbul-Çanakkale boğazları gemi trafiğinde çok 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 önemlidir. Evet arkadaşlar, genelde dünya ile ilgili baktığımızda en ünlü boğaz ve kanallar bunlarken küçük bir tekrar, en pahalısı Panama kanalı. Sonrasında Mısır'daki Süveyş kanalı, sonra Kiel kanalı, sonra Yunanistan'daki Korint kanalı. Bunlar insan eliyle açılmıştır ve Mısır'daki Süveyş kanalı sorularda çok gelir. Hatta Akdeniz'le ilgili ekosistem sorusunda bile sordular. Yani Kızıldeniz'den Akdeniz'e bir kanal açarsanız denizlerin suyu birbirine karışır. Önceden yaşamayan balık ve canlılar birbirlerine gidiş geliş yapabilirler. Dünyadaki ekolojik çeşitliliği bile etkilemiştir. O kadar önemlidir. Geçmişte bununla ilgili soru soruldu. Ümit Burnu'nu unutmayacağız. Cebeli Tarık'ın Akdeniz, dünyanın en büyük iç denizinin Atlas Okyanusu'na açıldığını, açılan nokta olduğunu unutmayacağız. Evet, bugünlük çalışmamız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.